Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golbay.com ve Kayseri Zülü Hastanesi'ne katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Değerli arkadaşlar sizlerin reklam tıklaması, reklamları izlemesi, üstüne tıklamasıyla gelişen gelirlerden elde ettiğimiz parayla sizlere her Fenerbahçe galibiyetinde üyelik hediye etmek istiyoruz. Lütfen siz de bu çağrımıza kulak verip olabildiğince çok video izleyin, olabildiğince çok beğeni atın ki sistem kanala sadakati en yüksek olan kişiden en aza doğru gidiyor. Yani Üyelik hediyesi alan arkadaşlar daha çok video izleyenler, daha çok yorum yapanlar, daha çok beğeni yapanlar, reklam tıklayanlar bilginizde olsun. Eğer hediye üyelik istiyorsanız bunu yapın. Zaten 15 TL'lik bir şey, kendi kendinize de satın alabilirsiniz ama ya ben para vermek istemiyorum bu tip işlere vesaire diyorsanız da tavsiye ederim, şiddetli bir şekilde tavsiye ederim. Videoları izleyin, oynatma listelerini açık bırakın. Teknik direktörümüz Jorge Kayseri Spor galibiyetini değerlendirdi. Biliyorsunuz Fenerbahçemiz müsabakayı 2-1 kazandı son anda yediği golle ve Jesus genç kuruluşu açıklamalarda bulmuş. Maç tam da düşündüğüm gibi oldu. Zor bir maç olacağını maçtan önce de söylemiştim ve aynen bu şekilde oldu. Rakip bize çok fazla problem yarattı ama defansif anlamda iyiydik. Bakın Fenerbahçe taraftarına göre değildik. Altay'ın çok kritik iki kurtarışı vardı. Kesinlikle katılıyorum. Ve o pozisyonlarda da offside tımsı değildi. Yani offside yok gibiydi. İki tane de güzel oyun sonrası gelen golümüz vardı. Ferdi'nin golü çok güzeldi. Oyun içerisinde bazı periyotlarda iyiydik ama set ucumlarında çok top kaybettik. Bu konuda daha iyi olmamız gerekiyor. Ama genel olarak takımın performansından memnunum diyor. Şimdi çıkıp da şey diyecek hal yok. Şurada kötüydük, burada kötüydük. Şöyle böyle diyecek hal yok. Ama ee, bence de iyiydik ya. Yani arkadaşlar kötü değildik en azından. Yani sizlerin ahlar vahlar yaptığı kadar kötü değildik. Perşembe günü deplasmanda Sevilla ile oynayacağımız maçla ilgili düşünceleri soruluyor ve diyor ki Sevilla maçında en iyimizi deneyeceğiz. Sevilla'nın çok güçlü takım olduğunu biliyoruz. Bizden çok daha güçlüler. Çok fazla kaliteli oyuncular var ama biz de kendi şansımızı deneyeceğiz. Dengeli bir maç olması için biz de mücadelemizi vereceğiz. Saha dışında değil, saha içerisinde hangi takımın güçlü olduğu belli olur. O maçlarda en iyi şekilde hazırlanacağız diyor arkadaşlar. Futbolcularımızdan da bazılarının açıklamaları mevcut kısaca onlara da değineyim çünkü maçın kahramanları ne olursa olsun fitbolcularımızdır. Fitbolcularımız maçın kahramanıdır Futbolcularımız. Özellikle Ferdi Kadıoğlu galibiyetten dolayı mutlu yüzüyor. Şimdi ben Ferdi konusunda parantez açacağım ama çok uzar o yüzden açmıyorum. Size bırakıyorum parantezi yazın yorumlara. Ferdi hakkındaki görüşlerinizi yazın. Hadi arkadaşlar ya. Hep mi olumsuzluk? Bu videonun altına Ferdi hakkındaki görüşlerinizi yazın. Olumsuzsa da yazın. Ama ben çoğunluğun olumlu olacağını düşünüyorum ve seviniyorum. Bizden açısından kolay bir maç değildi. Rakibi baktığımızda onlar da çok fazla pozisyon ve şansla şans yakaladılar. Galibiyetten dolayı mutluyuz. Elbette attığım golden dolayı da mutluyum. Şunu da söylemem gerekiyor. Maçtan önce Arda ile bir konuşmamız olmuş ve kim gol atarsa selam işareti yapacaktı. Bu selam işareti de depremzedeleri kurtaran insanlaraydı. Bu selamı onlara ilettik. Bu vesileyle ben tekrar herkese teşekkür ediyorum. Sevilla maçına iyi hazırlanacağız. Sevilla ile zor bir maça çıkacağız. Oraya gidip güçlü bir şekilde sahada olmamız ve oyunumuzu oynamamız gerekiyor. Bu sadece bizler için değil Türkiye için de önemli bir maç. Çünkü alacağımız galibiyetle ya da puanlarla ülkemize puan kazandırmak istiyoruz. Oraya gidip puanlar almak ve o şekilde de ülkemize dönmek istiyoruz. Saçını, tipini, yüzünü, suratını, sevdiğim Valencia açıklamalarda bulunmuş. 3 puanla ayrıldığımız için mutluyum çünkü zor bir rakibe karşı oynadık. Bu deplasman her zaman zor oluyor ama biz üzerimize düşeni yapıp 3 puan almayı bildik. Umarım gollerim devam eder ve daha fazla röportaja çağırırsınız beni diyor gülüyor. Tabii ki mutluyum ama beni mutlu eden şey takımın kazanması. Takım iyi gittiği müddetçe ben de mutluyum. Çünkü biz bunun için çalışıyoruz. Bugün taraftarlarımız yanımızda yoktu. Bu galibiyeti onlara atman ediyorum. Biliyorum ki yanımızda olmayı çok istiyorlardı. Sevinya maçı için şimdilik maçımızı geride bıraktık ve Sevilla ile oynayacağımız maç için hazırlıklara başlayacağız. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Ya harbi çok iyi denk geldi ya. Yani bay haftasını Avrupa maçları vallahi müthiş geldi ya. Yani ayarlasam böyle olmazdı. Müthiş bir şey oldu bu. Rakibimizi yalnız etmemize iyi çalışmamız gerekiyor. Çünkü seviye İspanyol takım ve İspanyol takımları topla çok iyi oynuyorlar. Biz de rakibimize en iyi şekilde çalışacağız. O maçtan iyi bir sonuç alıp evimize geldiğimizde avantajlı bir skorla dönmek için elimizden geleni yapacağız. Ben de kalmak isterim ki daha önce de pek çok kez söyledim. Burada mutluyum. Bu kulübü seviyorum. Buradaki insanları seviyorum. Ben de kalmak isterim. Tabii ki anlaşma sağlayıp sağlamamıza bağlı ama umarım burada kalırım diyor. Altay Bayındır bizler birlikteyken birlikte olduğumuz zaman ülke olarak hem daha güçlüyüz hem de daha pozitif diyor. <laughs> Hatırlıyor musunuz? Birkaç hafta önce Altay Bayındır'ı yerin dibine sokuyordunuz. Bütün samimiyetinizle yazar mısınız? Kayseri Spor maçında Altay Bayındır'ı beğendiniz mi? Lütfen rica ediyorum. Kazanmak her zaman güzeldir. Kazandığımız için mutluyuz. Bir konuyu da ifade etmek istiyorum. Taraftarla aramda bir diyalog geçti. Sürekli pozitif olmayan konuşmalar geliyordu ve onlara şunu söyledim. Biz de Türkiye sınırları içerisinde görev yapan sporcularız. Hepimiz aynı yerdeyiz. Hepimiz aynı yerde yaşıyoruz. Aynı yerde mücadele veriyoruz. Tabii ki de her takım taraftarları kazanmak istiyor. Rakip takımın kim olduğunun önemi olmaksızın saldırmaya yelteniyor. Ben şunu söylediğimde herkes pozitif karşıladı. Hepimiz Bizden büyüklerin evladıyız. Aynı ülkede yaşıyoruz. Birlikteyken daha da güzeliz. Bir hareket olduğunda rakip takımın alkışlaması tabii ki de futboldan çok daha fazla bir sı bir bakış açısı var ülkemizde. Ama bazı şeyleri biraz daha pozitife çekersek her şey daha güzel olacak. Çünkü üç günlük dünyada yaşıyoruz. Yaşadığımız şeyler ortada. Bir depremde sevdiklerin, ailen bakıldığında bazı şeylerin değerini bilmen, bilmek lazım. Unutmamak lazım ki en önemlisi de o. Çok zor bir süreçten geçtik ve bu süreç hala devam ediyor. Birlikteyken her şey daha güzel oluyor. İnşallah ülke olarak, insan olarak bazı yaşadığımız şeylerden ders alırız. İnsanlık çok başka bir şey. Kaybetsen de kazansan da bizler sporcularız. Sahada elimizden geleni yapıp performans vermeye çalışıyoruz ve tabii ki kazanmaya çalışıyoruz. Bu düşüncelerim bilemiyorum insanlarımızın nasıl bir bakış açısı var ama pozitif anlamda sahaya yansıttığımız zaman çok güzel görüntüler oluyor. Depremzedelere Beşiktaş maçında atılan hediyeler, Pendik maçında top atılması. Bunlar çok güzel şeyler. Bizler birlikteyken birlikte olduğumuz zaman ülke olarak hem daha güçlüyüz hem daha pozitifiz. İnşallah bunu kalıcı hale getiririz. Kayseri Spor Güvenlik Kurulu'nun güvenlik tedbiri gereği kararı aldığı karar üzerine boş olan misafir tribününe gidip alkışlanmasına dairse hani Fenerbahçe maçın bitiminde gidip tribünleri alkışlıyor. Boş tribünleri. Altay diyor ki biz taraftarlarımızı hep yanımızda hissettiğimiz için onlar da bizi her zaman canı gönülden desteklediği için pozitif anlamda galibiyeti onlara aktarmak için maç sonunda boş tribünlerimize gittik ve taraftarlarımızı alkışladık. Onlar da ekranları başında heyecanla izliyorlar. Hepsini mutlu ettiysek ne mutlu bize. İnşallah böyle devam ederiz. Uzun bir yoldayız. Her maçımız final. Her maçımız çok önemli. Ama hayatta daha önemli olan şeyler de var. Onları da unutmamak lazım diyor. Yani Altay Bayındır kısaca diyor ki. Eğer. A 29.200 olmuşuz. Ay çok sevindim. Allah çok sevindim. Allah razı olsun. Altay Bayındır kısaca diyor ki futbolun ötesinde çok şeyler var. Birbirimizi kırmayalım, incitmeyelim. Üç günlük dünya diyor. Hakikaten öyle değil mi arkadaşlar? Ya ne kadar boş kavgaların, kaygıların peşindeyiz ya. Ne kadar boş şeylerin peşindeyiz. Kime ne kalmış? Şimdi maçın puanlaması Altay'a 6.8 vermişler. Ben de buna gülüyorum. Allah rızası için nasıl 6.8 ya? Ya 6.8'i nasıl verebiliyorsunuz? Hakikaten bak kafam almıyor benim. İdrak edemiyorum ya. Ya %100'lük bu adam kaç tane kurtarış yaptı? Yenilen golde bence hata Atilla Salahin'in bir duran top organizasyonu tutması gereken adamı tutmadı. Şimdi istatistiklerine bakalım. Kurtarış 2. Kale terk ediş başarılı bir de bir. Yüksekten top alma bir. Ceza sahası içinden atılan şutlarda kurtarış bir. 45 pasta 32 isabet. 17'de 6 uzun top isabeti. Ki 11 hava topun şeyi var. Bir de <laughs> mecbur pas yerine taca atması gereken pozisyon oldu. 2 tane. Yani neredeyse kusursuz gibi. Ama uzun top başarısızlığı oluyor normal. Kazanan ikili mücadele 1'de 1. Avul 1. Yani ben anlamıyorum arkadaşlar. Tamam 7 gol 1 kabul ediyorum ama kendince değil. Ve ısı haritası Ceza sahasının dışında kırmızı olanın sığ haritası var. Ben 6 noktası. Ben 6'ya bugün 9 9.5'tan 10 verdim. Verdi kadı oldu 7.8. İyi dinleyin. İyi dinleyin. 90 dakika gol 1. Uzaklaştırma 3. Pas arası 3. Top çalma 1. Kazanılan ikili mücadele 5'te 3. Kazanılan hava topu 1'de 1. Top kaybı 12. Faul 1. 47'de 41 pas isabeti 2 önemli pas. Orta isabeti 2'de 0. Uzun top isabeti 2'de 1 isabetli şut 1, kaleyi bulmayan şut 2, top sürme girişimi 3'te 2 başarı, kaçan büyük fırsat 1. Bence 10. 7.8 vermişler ama 10. Sabrine kaydın. 90 dakika, bir uzaklaştırma, iki engellenen şut, iki pas arası, bir top çalma, iki geriye koşu, kazanılan ikili mücadele 3'te 1. Kazanılan hava topu 6'da 3, top kaybı 13. 52'de 39 pas isabeti. Uzun top isabeti 5'te 1. Bakın pas hatasını çok yapmış ha Samet. Tabi bunu toplaması da zor. Ben Samet'e 8 veriyorum. Atilla Salahi 7.1 vermişler. 3 uzaklaştırma, 1 pas arası, 2 top çalma, 5'te 3. Kili mücadele kazanma, 5'te 3. Hava topu kazanma. Yani onda 6 ikili mücadele diyeyim. Top kaybı 9. Faul 2 kendisine bir faul yapılmış. 78 yani topla bulmuş. 60'ta 52 pas isabeti. 7'de 4 uzun top isabeti. Bir isabetli şut iki kaleyi bulmayan şut diyor. Ben Atilla 9 verdim açıkçası. Ama yedirdiği golden dolayı 9 verdim. O golü yedirmez 10 verecektim. Lincoln Enrique. Ön yargısını kıramayan kişiler cahillik üzerine master yapıyor gibi geliyor. 90 dakika. Bir asist. iki uzaklaştırma. Bir engellenen şut girişimi ki kritik bir şut engelledi. Abi, farkındasınız değil mi? Kaleye doğru giden şutu engelledi ilk yarıdan. 3 top çalma, 1 geriye koşu, 9'da 5 ikili mücadele kazanma, 4'te 1 hava topu kazanma, 10 top kaybı, 1 faul yapmış. Kendisine 2 kez faul yapılmış. 61'de 56 pas isabeti. 2 önemli pas, 2'de 2 orta. 1 oluşturulan fırsat. Engellenen şut, 1 top sürme girişimi, 1'de 0. Ben Lincoln'e bu asistinden dolayı 9 veriyorum. Sadece geriye dönüşlerde birkaç sıkıntı yaşadım. Arao 7.4. Şimdi istatistikleri bir okuyayım. 7.4'de siz karar verin. Bakın iyi dinleyin. 90 dakika yine. 47'de 41 pas isabeti. 5'te 5 uzun top isabeti. 5'te 5. Kazanan ikili mücadele 2'de 1. Kazanan hava topu 4'te 3. Top kaybı 6. Avul 1. Uzaklaştırma 2. Engellenen şut girişimi 2. Pas arası 4. Top çalma 1. 10 lan, 10 10 10. Ne yapacak bir de şapkadan. Bir de tavşan çıkartayım mı diyecek? Ne yapacak on? Bakın ee, ara o temaslı ön liberolardan değil. Bazen şey diyebilirsiniz hocam, ikili mücadele sayısı az. Temaslı oyunculardan değil. Bakın şey de böyleydi, Maldonado da böyleydi. Temaslı oyunculardan değil. Size o yüzden tuhaf geliyor. Oştaki topu çalma yeteneği yüksek ve dağıtma özelliği yüksek. Arda Güler 6.9. Ben Arda'yı çok beğenmedim. Ama istatistiklere bakın 60 dakika 31'de 29 pas isabeti 2 pas hatası sadece. Önemli pas 4. Orta isabeti 3'te 0. Uzun top isabeti 1'de 1. Engellenen şut 1. Top sürme girişimi 1'de 0. Kazanılan ikili mücadele 6'da 3. Kazanılan hava topu 1'de 1. Top kaybı 9. Kendisine 2 faul yapılmış. 1 top çalma 1 geriye koşu. 7 ideal. Ama yaşından dolayı da 1 puan da öyle ekleyelim. 8. Rossi. Yine ön yargılarınızı kırın. 87 dakika. 36'da 31 pas isabeti. 5 tane pas hatası. 2 önemli pas. Orta isabeti 2'de 1. Uzun top isabeti 2'de 0. Engellenen şutlar 1. Bir şut engellenmiş. Kaleyi karşıdan görüyordu. Top sürme girişimi 5'te 4 başarı. Yani topu ileri taşımış arkadaşlar. 5 pozisyonun 4'ünde. Kazanılan ikili mücadele. Çok komik gelecek size. İnanamayacaksınız. 16'da 9. 9 ikili mücadele kazanmış arkadaşlar. Hani fiziği çok kötü dediğiniz kişi. 3'te bir hava topu ki boyu kısa zaten. 13 top kaybı bir faul yapmış. Kendisine bir faul Uzaklaştırma 2. Top çalma 4. Geriye koşu 3. İşte Rossi'yi Rossi yapan bu. Savunma katkısı çok yüksek. Yani Lincoln orada tamamlayıcı görevde. O yüzden ben Rossi'ye 9 veriyorum. Ve katılmayacağınızı biliyorum. Ama ben ifade ettim. Crespo 6.7. 45 dakika. 36'da 27 top şey pas isabeti. Bir önemli pas. Bir de bir uzun top. Bir engellenen şut. Dörtte bir ikili mücadele kazanma. Bir hava topu kazanma. 10 top kaybı. Sadece 45 dakikada bir faul. Bir kendisine yapılan faul. İki uzaklaşma. Bir pas arası. Bir geriye koşu. Crespo'nun burada pasının çok yüksek olması lazımdı. Ve top çalmasının yüksek olması lazımdı. Crespo hayalet gibiydi. Casper gibiydi. Ben 7 veriyorum yani 7 veriyorum arkadaşlar. Joshua King 6.8. 78 dakika. 2 tane kaleyi bulmayan şutu var. Top sürme girişimi 3'te 1. İsabetli pas 18'de 15. Bir önemli pası var. Bir de sıfır orta isabeti. İkili mücadele 6'da 2. Kazanan hava topu 2'de 1. 11 top kaybı. 2 faul yapmış. Bir kez yapmış. Bir pas arası. Ben 6 puan veriyorum. Ben beğenmiyorum. Beğenmedim. King'i bu maçta beğenmedim. Geçen maçta da beğenmedim. Şimdi Valencia 7.3. Şimdi bakın. Sizinle aramızdaki fark bu. Kişiye odaklanıyorsunuz. İsim. Siz isime konuşuyorsunuz. Ben performansa konuşuyorum. 87 dakika bir gol. İsabetli şut 2. 4'te 1 top sürme girişimi başarısı. 19'da 15 pas isabeti 4 hata. Orta isabeti 1'de 0. İkili mücadele 12'de 6. Hava topu 0'a 0. Top kaybı 12. Bir faul yapmış kendisine 3 kez faul yapmış. 2'de top çalması var. Standart 7'lik performans. Ötesi yok. Serdar Aziz çok kısa oynadı. Not vermeyeyim. Günah. İrfancan ek kahveci. 30 dakika. 11'de 9 pas isabeti. 1'de 0 orta, 1 önemli pas. 2'de 0 uzun top. 4 top kaybı, 2 uzaklaştırma yapmış. Yani 6.5 fazla. 6. Emre Mor 12 dakika. Bakın çok komik burası. İsabetli pas 4'te 2. %50 pas isabeti. Ama bu pasları rakip ceza sahasına yakın yerde verdi biliyor musunuz? Ya da ceza sahasının içinde verdi. O yüzden zaten geçse şey olacak belki pozisyon olacak. Bir önemli pas. Bir oluşturulan fırsat. Kaleyi bulmayan şutu bir. Üçte 2 iki, ikili mücadele kazanma. 12 dakikada iki ikili mücadele kazanma düşünün. 3 top kaybı yaşamış. Bir pas arası iki de top çalma yapmış. Bence 8. Bu kadar kısa sürede. Zayt'sı değerlendirelim. <laughs> bir asist. 45 dakika. 31'de 24 pas isabeti. Bir önemli pas. 5'te 2 uzun top isabeti. 3 tanesi buradan. 4 tane pas isabeti. Yani isabetsiz pas. Kısa pastan. Top sürme girişimi 2'de 2. Kazanılan ikili mücadele 5'te 3. Kazanılan hava topu 2'de 1. Top kaybı 8. Foul 1. Kendisine yapılan foul 1. Geriye koşu da 1. Serdar Dursun merak ettim. 9 dakikada ne yapmış? 0-0-0-0 5'te 4 pas isabeti. 1'de 1 uzun top. 1'de 1 de bir hava topu kazanma. 1 top kaybı. Rakipte Arif Kocaman Stoper'deki genç kardeşimiz 90 dakika oynayıp bir de golle süsledi. 2 uzaklaştırma. 1 engellenen şut. 1 pas arası. 1 top çalma. 2'de 1 ikili mücadele kazanma. Kazanan hava topu 3'te 2. Eee 41'de 31 pas isabeti. Yani maçın iyilerinden ama 7.1 vermişler. Bence daha fazla vermeleri lazım. Ee, Mamed Mametiyam bence 7'nin üstünde top oynadı. 2 isabet engellenen şurada 2 tane avuta gideni var. de 1 top sürme girişimi. 9'da 8 pas isabeti. 6'da 3 ikili mücadele kazanma. Yani uzun lafın kısası Fenerbahçe bu maçı kayıpsız atlatmış oldu. Çok kayıp Enteresan bir şey söyleyeceğim. Maç boyunca sadece bir sarı kart oldu. O da Atilla Salahiye. Onun dışında hakem yönetimi de ben beğendim açıkçası. Genel istatistikler. Bakın burası çok önemli. Dikkat. İlk söylediğim Kayseri Spor 2. Fenerbahçe. Toplu oynama. 41-59. Toplam şut 15'e 17. İsabetli şut 3'e 4. Yani Fenerbahçe'nin gol ayaklarının dağlara taşlara vurmaması lazım. Kaleyi bulmayan şut 7'ye 7. Ye 7. En, yani Kayserisporla Fenerbahçe arasındaki farkı bitiriciliğin belirlemesi lazım. Engellenen şut 5'e 6. Ama önemli fırsatlara bakın. Büyük şanslara bakın. Dikkat. Köşe vuruş 10 kez Kayseri 7 kez biz. Offside 4 kez düşmüş Kayseri Spor. Biz hiç düşmemişiz. 13 faul yaparken Kayseri Spor sarı kart yememiş. Biz 11 faulde bir sarı kart yemişiz. Büyük şanslar. Kayseri Spor 1. Bizimki 2. Kaçan büyük şans. Kayseri Spor'un 1. Bir, bizim 1. Bir. Bizim kaçan büyük fırsat bence 2. Arda Güler'in kaçırdığı 1. Ferdi'nin kaçırdığı 2. En net olanları Yani bilmiyorum. Kontra ataklar 1'e 0. Kontra atak şutu 1'e 0. Ceza sahası içinden şut 11'e 10. Ceza sahası içinden şut 4'e 7. Kaleci kurtarışları 2'şer tane. İsabetli pas 238'e 419. Uzun pas başarısı Kayserispor 71'de 33. Fenerbahçe 50'de 24. Yani Kayserispor uzun toplarla gelmeye çalıştı. Bunu unutmayın arkadaşlar. Uzun toplarla gelmeye çalıştı Kayserispor. Top kaybı 143'e 134. Galatasaray burada kaybettiğinde 166 idi. Kazanan ikili mücadele 50'ye 57. Kazanan ama topu 13'e 17. Top çalma 16'ya 17. Pas arası 8'e 13. Uzaklaştırma 16'ya 17. Uzun lafın kısası istatistiklerde çok da ahım şahım bir fark yok. Ben göremedim. Çok da ahım şahım bir fark göremedim açıkçası. Siz gördüyseniz bana söyleyin. Hemen hemen ortada gibi bir oyun. Ancak Fenerbahçe'nin kazandığı bir maç. Fakat bu maçı buraya taşıyan siyasal olaylar diyelim. Eğer bu kadar siyasal şeyin gölgesinde olmasaydı bence bu kadar da gerilmezdi ortam ama Fenerbahçe kazandı. Bir şeyler yaptı. Bakın ben size sürpriz bir şey söyleyeyim. Ligin boyunun kısalması lazım. Kısalması için liderin puan kaybetmesi lazım. Altın kazanması, liderin puan kaybetmesi lazım. Anladınız? Böyle bir sirkülasyon olması lazım. Ümraniyespor son sıradaki Ümraniyespor deplasmanda deplasmanda Ümraniyespor deplasmanda Trabzonspor gibi bir takımı yenip ligin en altından bir sıçrayış yaptım. 18 puana geldi. Bakın düşme hattının hemen üstünde 15. sırada Ankara Gücü var 22 puanda. Arada 4 puan var. Evet Ankara Gücü'nün 2 maçı eksik ama sonuç olarak puansal olarak böyle. Ligden düşecek takım sayısının 2 olduğu düşünülürse Gaziantep ve Hatayspor artık maçlara çıkamayacaklar için iki takım düşecek. Şu anda İstanbulsporu, ve spor düşecek görüntüsünde. Giresun 21, İstanbul 21, Kasımpaşa 22, Ankara Gücü'nün bir maç eksik 22, Atay Spor zaten saymıyorum. Sivas 23 maçta 24 puan potaya düşebilirler. Zirvede Galatasaray var. 22 maçta 54 ama 23 maçta 57 olmuş olacak. Bay geçtiği için şey, bay geçtiği için de mi? Hükmen galip geçtiği için ve 24 25 maçta 57'de kalması lazım Galatasaray'ın. Yani 25 maçta Galatasaray 57'ye gelmesi lazım. Ümraniye'nin 23 maçta en kötü 21-22 puanı bulması lazım. Yani Ümraniye'nin önündeki iki maçtan bir galibiyet bir beraberliği olabilir. Benden söylemesi. İlginç geleceksiniz ama benden söylemesi. Ee, ve ligin şöyle bir olayı var arkadaşlar. Kim kime dumduma olayı var. Şimdi Fenerbahçe 23 maçta 51. 3. Beşiktaş'ın 40 puanı var. Ama 22 maçı haftaya eşitlenecek. Şimdi Beşiktaş'ın, Başakşehir'in ve Galatasaray'ın çıkacağı maçlar da zorlu. İnşallah Galatasaray kaybeder Adana Demirspor'a. Lige heyecan çok ama çok net gelir. Sonraki maçında kaybeder inşallah Galatasaray. Lige çok daha güzel bir heyecan gelir. Düşünsenize. Fenerbahçe de o maçı da kazanır inşallah. Galatasaray maçından sonraki Alanya maçını. Yani Fenerbahçe Alanya maçını kazansın. Galatasaray hem Adana Demir maçını hem ondan sonraki maçı kaybetsin. Siz bakın bakalım lig ne kadar güzel oluyor. Ve e, şunu da ekleyeyim. Ligin en çok gol atan takımı Fenerbahçe 58 golle. Fakat 7 gol sayısı 25. 7 gol sayısını biraz dizginlemesi lazım ve bulduğunu yakalaması lazım. Maç üzerinde, bugünkü maç üzerinde herkes şunu söylüyor. Hocam diyor, e, işte Fenerbahçe çok kolay gol yiyor. Arkadaşlar siz istediniz bunu 4 1 3 2 yi. siz istediniz. Adam üçlü oynatayım. Kolay gol yemiyoruz. İyi de pozisyon bulup iki tane üç tane atıyoruz dedi. Siz bunu istediniz ve şunu söyleyeyim. Maç iptali olacak mı? Çünkü kural hatası var. Erdi Kadıoğlu maça füze getirmiş. Bu güvenlik ihlalidir. Ya tartışmaların şunların bunların odağındayız. Bana çok soru geliyor. Hocam yorum yap hocam şunu de bunu de. Ben niye yorum yapayım? Ben siyasetçi değilim. Ben kulüp başkanı değilim. Kulüp yöneticisi değilim. Bana düşmez ki. Bunun yorumunu yapmak bana düşmez ki. Bunun yorumunu yapmak büyüklere düşer. Ben burada yorumu yaptım. Arkadaşlar bugün Fenerbahçe seyircisine engellerseniz yarın daha büyük sıkıntı yaşarsınız. Kayseri Spor seyircisi hükümet istifa diye bağırsaydı ne olacaktı? Gibi bir kısım bağırdı da susturuldu gibi. Bunu araştırın. Yarın bir gün başka maçlarda olsa. Arkadaşlar bakın. İnsanlar tedirgin. Kayseri'deki, Sivas'taki, Trabzon'daki, Samsun'daki, Artvin'deki kişilerin yakınları vefat etti. Ya 10 tane, 11 tane il o hal ilan etti. 11 tane ilde yıkımlar var. İnsanlar vefat etmiş. Etmeyin, eylemeyin. Bunlara tepki gösterecek tabii insanlar. Ha, bunun yeri stadyumlar mı? Değil. Ama biz de yasak edersen ayvayı yersin. Yasak etmeyeceksin ya. Serbest ki yapacaksın. Benim aktaracaklarım bu kadar. Fenerbahçe temiz, güzel bir galibiyet aldı. Ben mutluyum, huzurluyum, sevinçliyim, gururluyum. Yaşasın 23 Nisan. Sizlere de katkılarınızdan ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Bir beğeni çok görmeyin arkadaşlar. Maça dair görüşlerinizi yazabilirsiniz. Ben 28. maçlar oynandıktan sonra şampiyonlukla ilgili konuşacağım. Şu an herkesin şansı eşit. Beşiktaş'ın bile şansı eşit bana göre. İmkansız şampiyon olmaz ama bence eşit. Çünkü geçtiğimiz senelerde hep böyle oldu. Ligin boyu bir uzadı. Yani ikinci, birinci ile ikinci arasındaki fark uzadı. Dur! Dediler. Bir dakika dediler. Dur. Yani oyun boyu kısaltır gibi savunmayı öne çekip hücumcuyu geriye çektiler. Aynı öyle. Lideri geriye çekip aşağıdakini ileri çıkaracaklar. Ben söyleyeyim. Lig daralacak arkadaşlar. Öngörüm bu. Fikrim bu. Şampiyonluk şansı. Tabii ki şampiyonluk şansı her zaman vardır. Ama hep birlikte bekleyip göreceğiz. Katılımlarınızı ötürü teşekkür ederim. Görüşmek üzere.